arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte arkadaşlar şifre değiştirme işlemi yapacağız. Tabi ilk önce kullandığımız malzemelere bir bakalım. Bir adet keypadimiz var. Buradan şifre ve diğer bilgi işlemlerini yapıyoruz. Bir tane LCD ekranımız var. Burada yaptığımız işlemlerin görüntüsünü elde edeceğiz. Bir de arkadaşlar iki tane LED'imiz var. Bunlar ister motor kullanın, ister LED kullanın, isterseniz farklı bir parça kullanın. Sadece sembolize bir işlem arkadaşlar. Şimdi bu dersimizin asıl konusu arkadaşlar şifre değiştirebilme. Yani yaptığımız kapı açma ya da böyle bir güvenlik işlemlerinde ilk koyduğumuz şifre dışında sonradan değişiklik de yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabi Arduino yeniden başladığında ilk şifreye geçiyor. Yani sürekli olarak aktif kalması düşünülecek bu işlemde. Şimdi arkadaşlar ilk önce şifremizi test edelim. Burada A C D 4 tane harfimiz var. Bunlar arkadaşlar benim görev butonlarım. Yani A tuşunda farklı bir görev var. B tuşunda farklı bir görev var. C ve D'yi şu an için kullanmadım. Sadece A ve B tuşlarını kullanıyorum. Burada arkadaşlar DS tuşumuz yani kare tuşumuz OK anlamında. Yani şifre girdiğimizde tamam diyebilmek için bu tuşu kullanacağım. Diğer rakamlar ise arkadaşlar şifre işlemleri için kullanıyoruz. Şimdi B'ye basıyorum arkadaşlar. B nedir? Benim şifre girip bir kapıyı açabilmek veya bir ledi yakabilmek veya bir görevi yerine getirebilmek için kullandığım görev butonum. Yani B'ye bastığımda benden şifre istiyor. Doğru şifreyi giriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. İlk başta kodladığım kod bu. Yani 1, 2, 3, 4 şifresini kodladım. Tamam diyorum. Doğru şifre diyor. Ve yeşil ledimi yakıyor arkadaşlar. Belli bir süre sonra sönüyor. Tekrardan şifre istiyor. Yani kapı kapandı. Bir daha açmak istersen bir daha şifre giriyorum. Bu sefer arkadaşlar farklı bir şifre girdim. Gördüğünüz gibi yanlış diyerek kırmızı ledimi yaktı. Evet B tuşum arkadaşlar buradaki benim kapı açmak için şifre girmemi oluşturacak görev butonum. Bir de arkadaşlar A var. Şimdi A'ya basıyorum. Ne yazdı? Yine şifrenizi giriniz yazıyor arkadaşlar. Şifremizi girelim. Rastgele bir şifre girdim. tamam dedim arkadaşlar yanlış diyor. Gördüğünüz gibi artık ledim yanmıyor çünkü ben A tuşunda şifre değiştirme işlemi yapıyorum. Şifre değiştirebilmem için de arkadaşlar benim ilk önce eski şifremi bilmem gerekiyor ve buraya girmem gerekiyor. Şimdi ilk oluşturduğum şifre neydi? 1, 2, 3, 4 tamam diyorum. Şifre doğru diyor arkadaşlar ve benden yeni şifreyi istiyor. Şimdi rastgele yine bir kod oluşturabilirim. Hatta 6 tane 5 olarak yaptım arkadaşlar şifremi. Tamam dedim. Şifreniz güncellendi diyor. Şimdi B'ye basıyorum arkadaşlar. Şimdi LED'i yakacağım. Eski şifreyi giriyorum. 1 2 3 4 yaptım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi yanlış şifre deyip kırmızı LED yaktı. Benim oluşturduğum şifre neydi? 6 tane 5'ti arkadaşlar. Tamam diyorum. Doğru şifre diyor. Ve yeşil dedi yakıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şifreyi bu şekilde değiştirebiliyorum. Yine A diyorum arkadaşlar. Şifrenizi girin diyor. Şimdi yine benim bir 2, 3, 4'ü gireyim buraya. Eski şifreyi gireyim. Tamam diyorum. Yanlış şifre diyor. Yani arkadaşlar eski şifreden herhangi bir iz kalmadı. Artık yeni şifreyi kullanıyorum. 5 tane hatta pardon altı tane 5 olacak. Tamam diyorum. Doğru şifre diyor ve benden yeni şifreyi istiyor arkadaşlar. Şimdi burada Diyes tuşuna basıyorum. Yani tamam tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş olduğunda yani herhangi bir şifre yazmadığımda şifreyi güncellemiyor. Ben de illaki bir rakam girmemi istiyor. Sadece bir yapıyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Şifre güncellendi. Tekrardan B'ye bastım. Şimdi arkadaşlar 1'e basıyorum. Tamam diyorum. Doğru şifre diyor ve yeşil ledimi yakıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki harflere görevler vererek biz istediğimiz işlemleri yapabiliyoruz. Ve benim ledlerimi yakmak, kapı açmak ya da herhangi bir görev. A ise arkadaşlar şifre değişikliği için kullandığım bir görev butonum. Yani her işlem için bir buton atıyoruz. O butonlara da göre işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Evet çalışma mantığını gördüğümüze göre bir de bağlantılarına bakalım. Daha sonra kodlamaya geçiş yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde benim keypad'im var. Bunlar arkadaşlar 4 satır ve 4 sütundan oluşmakta. Benim arkadaşlar satırlarımı şurada şöyle düzgün tuttuğumuzda ne yapacak? Soldan itibaren ilk 4 arkadaşlar satırlar. Daha sonraki 4 tanesi ise arkadaşlar sütunları ifade ediyor. Yani 1, 2, 3, 4. pinlerim satırlar. 5, 6, 7 ve 8. pinlerim arkadaşlar sütunları ifade ediyor. Ben bunları arkadaşlar ne yaptım? Arduino'da 2. dijital pinden başlayarak sırasıyla 9. dijital pine kadar taktım. Yani 4 tane satırım arkadaşlar şu an en baştan başlayacak olursam 2. 3. 4. ve 5. dijital pinlerde Sütunlarım ise arkadaşlar 6, 7, 8 ve 9. dijital pinlerde arkadaşlar. Evet keypad'imi bu şekilde Arduino'ya bağladım. Yine benim ekranım var. LCD ekranım var. Bunun arkadaşlar şurada görürseniz 4 tane pini var. En başta arkadaşlar GND pini var. Bunu yine Arduino üzerinde GND'ye bağlıyoruz. İkincisi VCC pinimiz arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar nereye bağlıyoruz? 5 volta bağlıyoruz. Daha sonra SDA ve SCL var arkadaşlar. Yine bunları da şu şekilde Arduino üzerine bağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle tutacak olursam Arduino'da dijital pinlerden sonra bir RF diye bir tane var. Bir de arkadaşlar herhangi bir isim yazmayan pinlerim var. En köşede iki tane. Bunlar arkadaşlar en dıştaki ne oluyor? SCL oluyor arkadaşlar. Yani buradaki LCD ekran üzerindeki SCL'yi en dıştaki yere bağlıyorum. Yani gördüğünüz gibi ikisi de mavi renk. Ondan sonra arkadaşlar bir de SDA var. SDA'da yeşil renkli kablom. Burada da arkadaşlar en dıştaki SCL ise yanındaki de arkadaşlar SDA oluyor. Yani RF'den sonraki iki tane pinimiz arkadaşlar SDA ve SCL yerine kullanılıyor. Yine LCD ekranında buna bağlıyoruz arkadaşlar. Evet bağlantılarımızı ve testimizi yaptıktan sonra arkadaşlar kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce kullandığımız kütüphaneler var. LCD ekran için ve keypad için kütüphane kullanıyoruz. Bunlardan başlayalım. Uzantılar diyorum arkadaşlar. Uzantılardan şu an Arduino'nun kendi kütüphanesi var gördüğümüz. Bir de uzantıları yönet diyerek yeni kütüphaneler ekleyebiliyoruz. Kullanılabilir durumdaki kütüphaneleri görüyoruz arkadaşlar. Burada ilk önce LCD ekran için bir kütüphane ekleyelim. LCD yazıyorum. Burada LCD ekran için birçok kütüphane bulunuyor arkadaşlar. Ben bu uygulamamda kullanacağım kütüphane hemen buradan göstereyim size de gördüğünüz gibi birçok kütüphane mevcut Evet arkadaşlar ben bu dersinde kullanacağım kütüphane Hasan Karadağ'ın oluşturduğu liquid kristal IKARECTR olan kütüphane Arkadaşlar bu kütüphaneye geliyorum ve indir diyerek arkadaşlar kütüphanemi indiriyorum gördüğünüz gibi aşağıya geldi Bir de arkadaşlar keypad kullanacağım Keypad için bir kütüphane oluşturuyorum. Yine arkadaşlar, Hasan Karadağ'ın oluşturduğu bir kütüphaneyi kullanacağım. Bunda da keypet 4x4 String karakter TR yazan kütüphaneyi kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da indiriyorum. Ve o da indikten sonra çarpıya basıyorum. Gördüğünüz gibi artık buraya keypet kütüphanem geldi ve Kristal kütüphanem geldi. Evet diğer kütüphaneler de arkadaşlar işimize yarayabilir ama bu iki iki kütüphane arkadaşlar daha çok blok içeriyor. Ben de bu iki kütüphaneyi tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Her zaman gibi Arduino programı diyerek başlayacağız arkadaşlar. Evet Arduino programı bloğumuzu ekledik. Ardından arkadaşlar kullanacağımız ilk önce değişkenler var. Bunları oluşturalım. Veri blok altına geliyorum. Bir değişken oluştur diyorum arkadaşlar. Birinci oluşturacağım arkadaşlar. İslem isminde olacak. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ederseniz daha iyi olabilir. Tamam diyorum. Bu arkadaşlar bu değişkenin benim işte A tuşuna bastığımda veya B tuşuna bastığımda hangi işlemi yapacaksam buna karar vermeme yardımcı olacak. O yüzden bu değişkeni kullanacağım. Bir değişken daha oluşturuyorum. Bunu da arkadaşlar şifre durum diyorum. Bu da arkadaşlar şifremin girildi mi veya girildiyse doğru mu yanlış mı girdim? Bunun hakkında bana bilgi verecek. İki tane değişken kullanacağım arkadaşlar. Tamam değişkenlerimi oluşturdum. Robotlara tekrardan geçiyorum. Evet ilk önce arkadaşlar kullandığım parçaları burada tanımlayalım. Liquid Crystal arkadaşlar LCD tanımla diye bir blok var. Onu atıyorum buraya. 0'a 27, 2 satır ve 16 sütundan oluşan bir LCD ekran kullanıyorum diye belirtiyorum Arduino'ma. Ardından keypetimi belirtiyorum arkadaşlar. Ne demiştik? Keyfiyetimiz arkadaşlar ilk 4 tane pinimiz satır için son 4 tane pinimiz de arkadaşlar sütun için kullanılıyordu. Ve bunları ben 2'den başlayarak 9. dijital pine kadar yazmıştım. Bunlardan 2, 3, 4 ve 5 olanlar arkadaşlar bu pinlere bağlıklarım satır. 6, 7, 8 ve 9 olan arkadaşlar sütun olarak işlem görüyor. Şu an keyfiyetimi de tanımladım arkadaşlar. Bir de bunların içinde kullandığım bazı sayısal ifadeler olacak. Hemen buraya geliyorum. String no 1 olarak alıyorum arkadaşlar. String no içinde de değerimiz var. Birinci stringim, ikinci ve üçüncü stringim olarak tanımlayacağım. Birinci string arkadaşlar benim şifremi tuttuğum alan. Yani ilk şifremi ne belirlemiştim? 1, 2, 3, 4 olarak belirlemiştim arkadaşlar. O yüzden ilk şifremi burada belirliyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar aynısını. Şimdi 2'yi kullanıyorum. 2 boş olacak arkadaşlar. Ben buraya şu şekilde bırakırsam herhangi bir değer girmezsem arkadaşlar bunun içerisinde sıfır değerini tutacak. Ama ben sıfırın da olmasını istemediğim için buraya arkadaşlar şöyle çift tırnak şeklinde ekliyorum. Yani bunun içinde boş oluyor. Herhangi bir sıfır değeri bile eklemiyor. Dedim gibi boş bırakırsam burada sıfır değerini tutacak. Bir de arkadaşlar 3'ü tutuyorum. Yine bu da bu şekilde olacak. Birincisi şifre tutuyor. İkincisi arkadaşlar benim şifre girdiğimde doğru yanlış kararını verebilmem için değişken olacak. Yani tuşları bunun içinde biriktireceğim. Ve daha sonra DS tuşuna bastığımda karşılaştırma yapacağım. Üçüncüsü ise arkadaşlar benim yeni şifre oluştururken kullanacağım boş bir değişkenim olacak. 2 ile 3 birbirine benzer işlemler yapıyor. Sadece farklı olarak ekledim ki ayrı ayrı yerlerde kullanabileyim arkadaşlar. 2 ve 3'ü de ekledim. Şimdi bir önceki değişkenlerimi burada kullanayım. Şifre durum ve işlemi arkadaşlar ilk başta sıfır olarak tutuyorum. Yani herhangi bir işlem yapılamaz durumda oluyor. Burada arkadaş ilk başta A ve B'ye basarak da ben işlemleri başlatmış oluyorum. Evet bu ikisini yazdıktan sonra arkadaşlar asıl kodlara başlayabiliriz. Tanımlamalarımızı yaptık. Şimdi sürekli tekrarla diyorum arkadaşlar. Sürekli neyi tekrarlayacak? Keypad'e basılı olup olmadığını kontrol edecek sürekli olarak. Tamam sürekli tekrarlı dedim. Şimdi Keypad kütüphaneme geliyorum. Tuşu okuduyorum arkadaşlar. Sürekli olarak tuş okuma işlemi yapacak. Ardından eğer tuşa basılı mı diyeceğim. Hemen kontrole geliyorum. Eğer iseyi alıyorum arkadaşlar. Ne dedik tuşa basılı mı diyeceğim. Hangi tuş olduğunu bakacağım tabi. Şimdi ilk önce tuşa basalım buna bakalım. Geldik arkadaşlar robotlara yine. Buradan ne var tuşa basılı mı var. Burada da arkadaşlar herhangi bir tuşa yani keypad üzerindeki herhangi bir tuşa basılı mı değil mi bunu kontrol ediyor. Tamam tuşa basılı mı dedim. İçine gireceğim yine. Burada da iki tane eğer kullanacağım yine. Hemen kopyalayayım isterseniz eğer de içine atayım. Bu yerin içinde arkadaşlar A tuşuna basılı? B tuşuna mı basılı mı? Yani görevlendirmeleri bu tuşa basılımının altında yapacağım. Hemen bir eşitlik alıyorum işlemlerden arkadaşlar. Robotları da basıyorum. Gelen tuşum. Yani bir tuşa bastım ben. Onu burada algılıyorum. Eğer tuşa bastıysam bu tuş hangi tuş? Şimdi arkadaşlar A, B, C, D. Bunlar arkadaşlar yıldız ve diyez. Bunlar bir karakter olduğu için arkadaşlar benim tek tırnak kullanmam gerekiyor. Tek tırnak içine büyük harfle A yazıyorum arkadaşlar. Tamam tuşa bastım. Gelen tuş A mı diye kontrol ediyor. Eğer gelen tuş A ise ne yapacak? Benim işlemimi değiştirecek. İşlem değerim ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Yani ben ne yapmak istiyorum artık? İşlem değerim 1 olduğu için buradan pardon işlemi seçeceğim. İşlem değerim 1 olduğu için artık ben diyeze bastığımda yani karaya bastığımda benim şifre değiştirme işlemi yapacak. Yani burada da butonların hangi işlemi yaracağını az çok değiştirmiş oluyorum. Yani işlem birisi arkadaşlar ben şifre değiştirme işlemi içerisinde bulunuyorum. Eğer B'ye bastıysam yani A değil de B'ye basmış olabilirim. B'ye bastıysam arkadaşlar benim işlem durumu 2 yapacak. Yani ben ne yapıyorum artık herhangi bir uygulama yani LED yakma, motor çalıştırma veya farklı bir parça çalıştırma işlemini yapacağım anlamına geliyor. Bana şifre sorduğunda diyeze bastığımda eğer doğru şifreyi giriyorsam lediye yakacak. işlem 2 durumunda ise eğer yanlış şifreyi girdiysem kırmızı ledi yakacak. Yani bu şekilde de arkadaşlar harflere göre işlem yaptırabiliyorum. Evet bu ilk tanımlamalarımızı ve görev atamalarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar karışıklık olmasın diye ayrı bir tane daha Arduino programı diyorum. Ardından sürekli tekrarlayı ekliyorum yine. Evet sürekli olarak kontrol edeceğiz. Bizim şu anda diyelim ki arkadaşlar A tuşuna bastım. Ne yapacak? İşlem durumum 1 oldu. Ben de bu işlem durumuna göre farklı kodlar yazacağım. Evet ilk önce ne yapıyoruz? Sürekli tekrarlayı ekledik. Yine bir eğer ise diyorum. Ve ne yapacağım? Tuşa basılım olduğunu burada yine kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Tuşa basılımı dedim. Eğer tuşa basılı ise ne olacak? Benim ya A'ya basmışındır ya B'ye basmışındır şu an için. İki tane kod yazdığıma göre. Farklı tuşlara da basmış olabilirim. Ama onlar için bir kod tanımlaması yapmadığım için burada herhangi bir işlem yapmıyor. Diyelim ki A tuşuna bastım. Bunu örnek alarak kodumu yazacağım. İşlem 1'e eşit olacak. Yani bir tane daha koşul alıyorum buradan. Eğer ise diyorum. Şuradan da kopyalayayım arkadaşlar bir tane eşitliğimi. Ne yapacağım artık? İşlem değerim 1'e eşit mi diyeceğim. Sayı olduğu için bunu direkt girebiliyorum. Eğer işlem 1'e eşitse arkadaşlar ne yapıyorum? Şifre değiştirme işlemi içinde oluyorum. Tabii şifre değiştirebilmem için ne demiştim arkadaşlar? Benim öncelikle eski şifreyi biliyor olmam gerekiyor. Yani bana işlem 1'e eşit olduğunda ne yapacak? Benim şifre durumumu bakacak ardından. Şifre durumum 1 mi, 0 mı ya da farklı bir şey mi? Bunu kontrol edecek. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? İçine bir tane daha koşun atacağım. İçinde de arkadaşlar bir tane hemen kontrole geliyorum. Eğer ise değilse diyorum. Tabi şifre durumum sıfır olabilir. Yani herhangi bir şifre girilmemiş ve yanlış girilmiş olabilir. Sıfır durumu bunu anlatıyor. Veya şifre durumum bir olabilir. O yüzden iki durum olduğu için eğer ise ve değilse'yi kullanıyorum. Ya sıfırdır ya da değildir olacak. Hemen buradan eşitliğimi alıyorum arkadaşlar. İşlem değil. Ne yapıyoruz? İşlem 1 olduğunda şifre durumunu kontrol ediyoruz. Eğer diyorum, şifre durumum 0'a eşitse ne yapacağız arkadaşlar? 0'a eşitse bana ne yapacak? Şifrenizi girin diye bir bilgi mesajı gösterecek LCD ekranımda. Evet, işlem 1, şifre durumum 0 ise içine yazmaya başlıyorum. İlk başta arkadaşlar Ekranımı temizle diyerek temiz bir ekran içerisinde başlayayım. LCD'nin kütüphanesine geliyorum. Ekranı temizle diyorum arkadaşlar. Ardından imlecimi herhangi bir noktaya götürmem gerekiyor. İmleci konumla diyorum. Birinci satır birinci sıra götürüyorum arkadaşlar. Ardından ekrana bir yazı yazdıracağım. Ne yazdıracağım? Şifrenizi girin diyeceğim arkadaşlar. Yine burada da Türkçe karakter kullanmazsak daha iyi olur. LCD'lerde Türkçe karakter olduğunda yazıyı bozuk gösteriyor. Şifre şifrenizi giriniz diyeceğiz arkadaşlar. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bir tanesi de nedir arkadaşlar? Bizim 16 karakterlik bir satırımız var. Yani yazılarımızı 16 karakteri sınırlarsak daha anlaşılır olur. Şifrenizi giriniz diyeceğiz. Şifrenizi giriniz olarak ekrana metni yazdırdım. Tamam ilk satırında şifrenizi giriniz yazıyor arkadaşlar. İkinci satırını yazacağız. Tuşlara bastığımızda girdiğimiz sayıları ikinci satırda göstereceğiz. Tabunda ne dedik arkadaşlar? Biz kare tuşuna göre kontrol ediyoruz. Kare tuşuna bastığımızda OK anlamı geliyor. Yani ben diğer karaya basmadan önce diğer tuşlara basmam gerekiyor. Yani ben yine ne kontrol edeceğim? Bu koşulun içinde de karaya basılı mı değil mi? Bunu kontrol edeceğim. O yüzden bir tane daha alıyorum. Eğer ise değilse alıyorum. Yine şu an sıfır durumunun olumlu tarafındayız. Değilse hala boş. Buradan yine kopyalıyorum arkadaşlar burayı. Ne yapıyoruz? Gelen tuşumu da alıyorum buraya. Gelen tuş değerim diyoruz arkadaşlar. Gelen tuş kodum diyeze eşit mi? Yine bu diyez kare tuşumuzda arkadaşlar. Bizim karakter olduğu için bunu da yine tek tırnak içerisinde yazıyoruz. Kareye eşit mi diyorum arkadaşlar. Diyelim ki kareye eşit değil. Yani ben hala sayısal kodumu yazmadım. O yüzden değilse yazacağım. Eğer kareye eşitse yani ben kareye bastıysam ne yapacak? Bir şifre girdim. Kareye bastım sayalım. Bunun değerlerini kontrol edecek arkadaşlar. Hemen buradan başlıyoruz şimdi. İlk önce olumlu kısmından yazayım. Bunun içerisinde arkadaşlar bir tane daha eğer ise değilse alıyorum. Yani iç içe biz koşul kullanıyoruz arkadaşlar şu anda. Yine içinde bir tane daha eğer ise değilse attım. Bu ne için olacak arkadaşlar? Ne demiştik? Biz şifre 3'ü yani buradaki string 3'ü arkadaşlar bizim girdiğimiz şifrenin doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol etmek için kıyaslama amaçlı yapmıştık. O yüzden burada arkadaşlar şifre 3 ile yani string 3 ile string 1 eşit mi diyeceğiz? Yani benim yeni girdiğim şifre ile gerçek şifrem birbirine eşit mi? Bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. O yüzden yine bir eşitlik alıyorum buradan. Bunu siliyorum arkadaşlar. Robotlara geliyorum. Buradan string no 1 diyorum. Eşit mi? String no 3'e diyeceğim arkadaşlar. Yani yeni oluşturmuş olduğum, tuştan girmiş olduğum sayılar string no içinde birikiyor. Benim bu girdiğim diyeze bastığımda string no 1'e eşit mi? Yani benim şifreme eşit mi? Bunu kontrol edeceğiz. Eğer girdiğim sayı şifreme eşit ise ne yapacak arkadaşlar? Ekranı ilk önce bir temizlememiz gerekiyor yine. Ekranı temizle diyorum. İmlecim arkadaşlar ne yapacağım? İkinci sütuna ikinci satıra getireceğim. Evet ikinci satıra geldikten sonra ne yapacak? Doğru şifre girdim şu an birbirine eşit olduğu için. Ekranda ne yapacak? Doğru şifre diye belirtecek arkadaşlar. Doğru şifre diyerek ekranda yazıyor. Evet şifremi doğru girmişim. Doğru şifre diyor arkadaşlar. Ne yapacak? Oluşturmuş olduğum string no 3'ün içini boşaltacak. Ki bir sonraki işlemde sıkıntı olmasın. Hemen buradan string no değerimi, string no 3'ümü arkadaşlar. Tekrardan çift tırnak ile boşaltıyorum arkadaşlar. Tamam doğru şifre dedi. Daha sonra birazcık beklemesini istiyorum. Yani bir saniye kadar bekleyecek. Ve ekranı yine temizleyecek arkadaşlar. Şu an yine aynısını aldım. Şu an ne işlemi yapıyoruz? Şifre değiştirme, değiştirme işlemi yapıyoruz. Ben şu an eski şifremi doğru girdiğime göre ne yapması gerekiyor? Benden yeni şifre istemesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ekranı temizliyor. Birinci satır birinci sütuna gidiyor arkadaşlar. Bir buraya ne yazıyor? Yeni şifre diyor arkadaşlar. Yani benden yeni şifreyi girmemi istiyor. Şuradan arkadaşlar şu boşaltma işlemini sileyim. Evet yeni şifreyi istedi arkadaşlar. Şu an ben ne yaptım? Doğru şifreyi girdim. Yani benim şifre durumum artık sıfır değil. Ne olması gerekiyor? Bir olması gerekiyor. Hemen şifre durumunda burada değiştiriyor arkadaşlar. Yani burada sadece ekrana metni girdim. Evet yeni şifreyi yapacağız arkadaşlar. Ama şu anda ekran metnimiz tamam. Diğeri basılı olma durumunda birbirine eşitlik olmasına baktık. Tabii ne olabilir? Ben yanlış şifrede girmiş olabilirim. Yani string no 1 3'e eşit olmayabilir de bunu ne yapıyoruz Şuradaki değilsenin içine yazacağız arkadaşlar değilsin içine geçeceğim yine şu an bir üçe eşittir dedik bunun değilse kısmına geçiyorum değilse ne yapacak robotlara geliyorum tabi her zaman ekranı temizleme ile başlıyoruz arkadaşlar ekranı temizle diyorum ekranı temizledikten sonra arkadaşlar yine Şuradaki doğru da olduğu gibi yanlış işlemde de ikinci sütuna ikinci satıra geçiş yapacağız Hemen imlacımızı konumlandıralım. İkinci satıra geçiş yap diyorum. Ardından şifre durumunu arkadaşlar yanlış şifre girdiğim için ne yapacağız? Şifre durumum sıfır olacak hala. Yani şifre durumunu sıfır yapıyorum. Ve ekrana arkadaşlar yazımı yazıyorum. Şu an bir 3'e eşit değilse kısmında olduğum için ne yapacak? Şifre yanlış diyecek arkadaşlar. Şifre yanlış olarak ekrana yazıyor. Evet şifre yanlış dedikten sonra arkadaşlar yine bir saniyelik bir bekleme alacağım burada. Bir saniye bekle diyorum. Bu bir saniyeden sonra ne yapacağız? Biz yine arkadaşlar bu string no 3 değerimin içini bir boşaltayım. Çünkü girmiştim değer yanlış oldu. Benim ne yapmam gerekiyor? Bu değeri yine boşaltmam gerekiyor ki daha sonra yeni değerler girdiğimde üstüne ekleme yapmasın. Hemen buradan alıyorum. String no 3'ü arkadaşlar boş bırakıyorum. Nasıl bırakıyorduk boşu? Çift tırnak olarak ekliyorduk iki tane. Tamam yanlış şifre yazdı. Bir saniye bekledi. Ekranı boşalttı. Yani stigma uçu boşalttı. Tekrardan ekranı temizlemek istiyorum arkadaşlar burada. Ekranı temizledim. Daha sonra ne yapacağım? Satır ve sütun olarak yine bir değişiklik yapacağım. İmlecimizi arkadaşlar birinci satır sütuna getireceğiz. Tekrardan şifre isteyecek benden. Yani şifrenizi giriniz diyecek arkadaşlar. Şifrenizi girin diyecek. Burada arkadaşlar 16 ısımız için giriniz yazmıyoruz, girin yazıyorum. Evet, şu an ne yaptık arkadaşlar? Şifre değiştirme işleminde ilk şifremiz yani 1 3'e eşit mi, değil mi? Buna baktık. Eğer değilse yanlış şifre diyor, tekrardan şifre istiyor. Doğruyuz arkadaşlar. Şifre durumumu 1 olarak değiştiriyor. Şimdi arkadaşlar nereye geçiyoruz? Diz'in değilsine bakacağız. Şu an hala şifre durumu sıfır olarak baktık. Şu an diyezin içindeyim. Diyezin değil sesini yazacağım arkadaşlar. Diyeze basılıysa yapmıştık. Eğer ben tamama yani bu diyez kare tuşuna basmadıysam ne yapıyorum dur Herhangi sayılara basıyorumdur. Ve şifre girişini yapıyorumuz arkadaşlar. Bu şifre giriş işlemini yapacağız şu anda. O yüzden değilsinin içine bir tane de kontrolden eğris'e atıyorum. Ben yani arkadaşlar videoyu yavaş yavaş izleyerek bunların yerini karıştırmamaya çalışın. Ben de yavaş yavaş yazıyorum o yüzden. Evet eğris'e dedim. Şu an diyezin değil sesindeyim. Yani gelen tuş diyeze eşitse ise işlemini yaptık. Değil sesinin içerisine bir tane eğris'e attım arkadaşlar. Burada iç içe veya ekleyeceğim arkadaşlar şu anda. İşlemler diyorum veya'yı ekliyorum arkadaşlar. Bunlar ne için arkadaşlar? Ben tuşlara basacağım. Ama burada A, B, C, D, yıldız ve kare tuşlarına bastığımda arkadaşlar herhangi bir ekleme yapmayacak. Yani ben şu an Strikno 3'e değer giriyorum aslında. Tabi bu A, B, C, D ise şifre işlemlerinde A, B, C, D'yi kullanmayacağım için yani şifre içerisinde bunları kullanmayacağım için ben bunları diskalifiye etmiş olacağım arkadaşlar. O yüzden şu an A tuşu için B, C tuşu şu anda ekleyeceğim biraz daha. A, B, C, D oldu arkadaşlar. Şu an yıldızı ekledim. Bir de kare için ekledim arkadaşlar. Toplamda 4 tane harf. 2 tane karakter olmak üzere 6 tane değişkenime yani sayıma göre bunları yapıyorum. Evet bunları ekledim. Şimdi içerisine eşitlik ekleyeceğim. Bir tane eşitliğimi alayım örneğin. Sağdan başlayayım. Çünkü uzayacağı için sol tarafı daha rahat yazacağım. Sağdan başlayacağım arkadaşlar. Robotlara geliyorum. Gelen tuş diyeceğim arkadaşlar şu anda. Gelen tuş değerim Yine bunlarda karakter olduğu için arkadaşlar ne yapacağız? Tek tırnak içerisine yazacağım. Tek tırnak diyorum. Kare işaretine basıyorum. Tekrardan tek tırnağa kapatıyorum. Eğer gelen tuş kareye eşitse dedim. Kopyalıyorum. Kareden sonra hangisi var arkadaşlar? Yine bunu içeriye alacağım ama şöyle alayım öncelikle. Tabi burada değilse kullanmam gerekiyordu Hemen onu da düzenleyeceğim biraz sonra. Gelen tuşum arkadaşlar kare veya yıldız veya şu bıraktığımız yerlere dikkat edersek arkadaşlar daha iyi olacak şöyle. Şimdi arkadaşlar sondan başladığımız için D tuşu diyorum. Ne kaldı? Sıradaki C tuşumuz. C B tuşumuz. En sonunda da arkadaşlar A tuşumuz olacak. Evet A, B, C, D yıldız ve kara tuşlarına basılı değilse yapacağım arkadaşlar burayı. O yüzden işlemlere gidiyorum. Bir de değilse alıyorum. Yani değil alıyorum. Bunu arkadaşlar bütün bu veyaları bu değin içine şu şekilde arkadaşlar bırakıyorum. Artık bu tuşlara basılı değilse olacak. Yani gelen tuş kodlarım A, B, C, D, yıldız ve kare değilse ne yapacak arkadaşlar? Benim string 3 değerimi ekleme yapacak bu bastıklarımı. Hemen alıyorum arkadaşlar. Robotlara gidiyorum. Yine keypet içerisinden string no text olanı aldım. Ne dedik? Üçüncüye bakıyoruz. Değerim 3. String değerim 3. Neye eşit olacak? Birleştirme işlemi yapacağız. İşlemlere gidiyorum arkadaşlar. Burada hello ile world'ü birleştir var. Tabi biz bu metinleri birleştirmeyeceğiz. String no 3 değerini alıyorum tekrardan. Robotlara gidiyorum. String no'yu aldım. Bunu 3 yapacağım. Birincisi neydi? De benim şifremdi. O yüzden 3 olarak kullanıyorum. Bunlar yine doğru yerde kullanmaya dikkat edelim. String no 3 değerimi ne ekleyeceğim arkadaşlar? Gelen tuş kodumu ekleyeceğim. Bunlar string olduğu için arkadaşlar birbirini birleştirerek yapıyorum. Örneğin strict no 3 değerim ilk başta neydi? Boştu. Ben diyelim ki bir tuşuna bastım. Gelen tuşun ne oldu arkadaşlar? bir oldu. Birle boşu birleştirdiğinde sonuç 1 bir oluyor. Artık benim strict no 3 değerim bir anlamında olacak. Örneğin şu şekilde arkadaşlar. Hesap makinemi açayım size. Örneğin şu an boş değilim bunu. İlk değerim geldi. Yani strict no değerim 3'üme ne yaptım? 1 değerini ekledim. Ardından 2'yi ekledim. 3'ü ekledim. Bu şekilde arkadaşlar sayıları ekledikçe benim strict no 3 değerim bu şekilde farklı bir sayıyı tutacak. Ben de arkadaşlar en sonunda kareye bastığımda yukarıda ne yapıyorduk? Bu yazdığım, şunu kapatayım. Bu yazdığım strict no 3 ile no biri 1'i karşılaştıracağım diye tuşuna bastığımda. Evet. Gelen tuşlar arkadaşlar burada yazdıklarımın dışında ise Street Street no 3'e ekliyor ardından bunu ne yapacak LCD ekranında yazdıracak Arkadaşlar o yüzden imlecimin konumunu ayarlıyorum İmlecimin konumunu arkadaşlar nasıl ayarlayacağım ikinci satır olarak ayarlıyorum birincisinde Çünkü ne yazıyordu arkadaşlar şifrenizi girin yazıyor Ben ikinci satıra bu yazdığım değerleri göstereceğim Evet bire iki aldım yani sütun bir satır ikiye aldım daha sonra arkadaşlar buraya ekrana yazdıracağım. Hangi değeri yazdıracağım arkadaşlar ama string no 3 değerini yazdıracağım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ben her bastığım tuşta yani rakamda ekranda o rakamı göreceğim. En sonunda yazdım örneğin 1 2 3 4 şifrem. Ben 5 5 5 yazdım 4 tane. Tamamı bastığımda ne yapacak? Hemen DS tuşu basılımı olarak çalıştıracağı için kıyaslayacak. 1 ile 3 eşit mi? Ben 5 5 5 yazdığım için 1 ile 3 birbirine eşit olmayacak değilse kısmına gelecek. Burada yanlış şifre yazıp ekrana tekrardan şifrenizi giriniz yazacak. Ben bir daha yazma başlayacağım. Yine bu şekilde ekleyecek. Bu sefer 1, 2, 3, 4 yazdım diyelim. Diyez tuşuna bastım. Bu sefer eşit olduğu için şifremizi doğru diyecek. Ve yeni şifreyi bizden isteyecek arkadaşlar. Tamam yeni şifreyi isteyecek. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şu an eğer şifre durumum sıfıra eşitseydi. Bunun değilse kısmı hala şurada boş olarak duruyor. Ben doğru şifre girip yeni şifre dediğinde ne yapıyor? Şifre durumunu 1 yapmış oluyor arkadaşlar. Ve şifre durumu 1 olduğu konum bunun değilse kısmı. Artık aşağıdaki değilseyi de burada oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar tamam yeni şifreyi yazdım. Doğru yazdım. Yeni şifreyi oluşturacağım. Yine diyeze basacağım için diyeze basma durumunu burada da kontrol edeceğim arkadaşlar. O yüzden yine bir eğer ise değilse alıyorum buradan. Değilsenin içine atıyorum arkadaşlar. Bu neyin değilsesi arkadaşlar? Benim şifre durumu sıfırın sesi Çünkü burada doğru şifreye girdiğim için şifre durumu bir oldu. Ve değilsi kısmına geçiş yaptık. Evet arkadaşlar burada yine diyezi kontrol edeceğiz dedik. Bir eşitlik alıyorum yine buradan. Nerede? Sıfıra. Pardon eşitliği aldım. Gelen tuş değerim Diyeze eşit mi? Buna bakacağım. Keypad'ime geliyorum. Gelen tuş diyorum arkadaşlar. Diyeze yani kareye eşit mi diyeceğim. Burada arkadaşlar kareye mi ne yapıyorduk? Yine tek tırnak içerisine yazıyoruz. Kareye eşit mi diyorum. Yine bunda değil sesi ve normali var. Tamam diyelim ki ne yaptık? Kareye eşit diyelim. Yani kareye bastım diyelim arkadaşlar. Ne yapacak? Ben şifre yazmamış da olabilirim. Yani direkt yeni şifre dedi. Ben direkt kareye bastım. Ne yapacak? Benim şifremi değiştirmemesi gerekiyor. Yani illa oraya tek rakamda olsa bir tane rakam girmemi beklemesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar boş mu değil mi buna bakacağım. Şifre değişiklik işleminde de arkadaşlar buradaki string no 2'yi kullanacağım. Şifre kontrolünde 3'ü şifre değiştirmede 2'yi kullanırım arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum şu an şifre 2 boş mu dolu mu bunu bir eğris ile kontrol ediyorum. Hemen bir tane eğris alıyorum. Koşulun içerisine ekledim. Yine burada bir değil alacağım ve içerisinde bir tane eşitlik atacağım arkadaşlar. Eşit değilse olacak. Ne eşit değilse alacağım arkadaşlar? String no 2 değerim. Buradan alayım. String no 2 değerim neye eşit mi? Boşluğa eşit değilse. Yani ben oraya herhangi bir rakam girdiysem benim şifremi değiştirecek. Tamam ben Girdiğim herhangi rakamları da yazdım. OK tuşuna yani DS tuşuna bastıysam ne yapacak artık? String No 1 değerimi değiştirecek. Neyle değiştirecek? String No 2 değerimle değiştirecek. O yüzden String No 1 değerini alıyorum. İçerisine arkadaşlar String No 2 değerini atıyorum. Evet. Benim yeni oluşturmuştu. Yeni oluşturmuş olduğum String No 2 değerimi arkadaşlar String No 1 değeri içerisine atıyor. Yani artık benim şifrem kullanacağım şifrem ne oluyor? Yeni kullandığım değer. Atamamız yaptık arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Strict no iki değerimin içini yine temizlemem gerekiyor. O yüzden burayı çift tırnak yaparak arkadaşlar içini boşaltıyorum. Daha sonra ekranı temizleyeyim arkadaşlar. Çünkü yeni bir şeyler yazacak ekrana. Ekranı temizliyorum. Ben ne yaptım? Şifremi şu anda yenisiyle değiştirdim. Yani şifremi güncelledim. O yüzden ne yapacak? Benim ekranımda şifreni güncelledik diyecek arkadaşlar. Satır bir sütun bina alıyorum imlecimi. Ekrana yazımı yazıyorum arkadaşlar. Ekrana sığması için yani 16 karakter olması için arkadaşlar bunu kısaltma olarak kullanıyorum. Şifre değil sıf olarak bırakıyorum. Sıfra güncellendi yazacak arkadaşlar. Şu şekilde şifre güncellendi olarak yazıyoruz. Şifre güncellendi yazdıktan sonra arkadaşlar benim şifre işlemlerimde işim bitmiş olur. Yani işlem birdeki anlam kapanıyor. Yani buradan işlem durumumu, işlemimi ne yapacağım artık? Sıfır olarak değiştireceğim. Artık şifre değiştirmeden çıkmış olacağım. Tabi şifre durumumu da arkadaşlar tekrardan sıfır yapmak istiyorum ki bana şifreyi bir daha sorsun. Şifre durumum da şu an için sıfır. Evet arkadaşlar. Şifreyi yazıp D'ye bastığımda bu işlemleri yapıyor. Tabii benim öncelikle ne yapmam gerekiyor? Değilse kısmında yani kareye basmadan önce ne yapmam gerekiyor? Strict no 2 değerini girmem gerekiyor. Hemen şuradan arkadaşlar şu yukarıdaki eğri kopyalıyorum. Ve değilsenin içerisine alıyorum. Çünkü yine bunda da benim A, B, C, D ve yıldız kare tuşlarına basılı değil olması gerekiyor. Basılı değilse bu sefer arkadaşlar string no 2 değeri demiştik. Şifre değiştirme işleminde bunu kullanıyordum. 2 değeri içerisine yine gelenlerini kodlayacak arkadaşlar. Şunu şuradan sileyim tekrardan kopyayım. Evet ne dedik? Şurayı iki yapacağım. Yine string no 2 değerimdi arkadaşlar. Bu şekilde içi direkt gidiyor. Evet buradan olmayacak arkadaşlar. Tekrardan kendim ekliyorum şu an. Mouse'tan kaynaklı ufak bir hata oluşa biliyor. Evet şuradan yine alıyorum bunu. String no. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 2. Evet string no 2 içerisinde ne yapacağız arkadaşlar? Gelen tuş kodumu ekleyeceğim. Ve en sonunda string no 2 oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Ardından ne yapacağım? Yine birinci sütun ikinci satıra gideceğim. Ve string no 2 değerim bu sefer yine ekranda yazdıracağım. Yani benim bastığım tuşlar arkadaşlar ikinci satırda görünecek. Birinci satırda yine yeni şifre gibi yazımız yazacak arkadaşlar. Evet burayı da tamamladım arkadaşlar. Şu anda yani A tuşu ile işlemim bitti. Yani yeni şifre değiştirme işlemi arkadaşlar. Bu şekilde yani şifreyi bu şekilde değiştiriyorum. Bir de bu şifreyi kullanma kısmı var. Yani ledi yakma bir motor çalıştırma kısmı var arkadaşlar. Bunlar nasıl demiştik? Hemen B tuşuna geçiyoruz artık. İşlemimiz 2'ye eşitse demiştim arkadaşlar. Neydi? 1'e eşitti bu işlemleri yaptık. Şimdi 2'ye eşitse yani B'ye bastım farz ediyoruz. 2'ye eşitse diyeceğim. Ne yapacağız? Sürekli tekrarla tuşa basılımın içerisine ekleyeceğim arkadaşlar. En alta iniyorum. Şu an en dıştaki çizgimiz arkadaşlar sürekli tekrarla içindeki tuşa basılımı komutu arkadaşlar. Yine buradan kontrole gidiyorum. Bir tane eğer ise alıyorum. Bunu da arkadaşlar şu şekilde dikkatlice yerleştiriyorum. Nerede şu anda? En dıştaki neydi? Sürekli tekrarla. Bir içindeki tuşa basılı mı? Onun içerisinde arkadaşlar şu neydi bizim? işlem bir ise. Geri aldığım kodumu hala yazmayacağım. Şuradaki arkadaşlar işlem 1'e eşitseydi üçüncüsü. Ben ne yapacağım? Onun dışında yazacağım tabi işlem 2 olduğu için artık. Şu an işlemi buraya aldım. İşlem ikiye eşit diyeceğim artık. Hemen bir eşitlik alıyorum. İşlem 1'i bitirdik. Şifre değiştireyim değiştirme işlemimiz tamamlandı. İşlem 2'ye eşitse ne yapacağız? Benden şifre isteyecek. Ben de o şifreyi doğru girersem ledimi yakacak. Yanlış girersem kırmızı ledimi yakacak. Tamam işlem 2 oldu. İşlem 2'ye tıkladığımda ne yapacak? Ekranımı temizleyecek arkadaşlar. O yüzden LCD ekran içine geliyorum. Ekranı temizle diyorum. Ekranı temizledim arkadaşlar. Ekranı temizledikten sonra birinci satır birinci sütuna şifre giriniz diye bir metin yazdıracağım. O yüzden imlecimin konumlandırmasını yapıyorum. Birebir ekledim. Ekrana ne yazacak? Merhaba en blok. Yazmayacak tabi. Ne dedik? Bizden şifre isteyecek. O yüzden şifre giriniz olarak ekranı metni yazdı. Yine arkadaşlar bu şifre girinizde de yine ben şifre girip tamama yani diyeze basacağım için yine bir önceki işlemlerin bir benzerini burada yapacağız arkadaşlar. O yüzden eğer ise değilseyi alıyorum yine buraya. Eğer ise değilseyi aldım. İşlem 2 içerisine ekledim arkadaşlar. Gelen tuş değerim. Diyeze eşit mi? Diyeceğim. İşlemlere geliyorum. Bir tane eşitlik alıyorum arkadaşlar buradan. Ardından robotlara geliyorum. Hemen kütüphaneme geleceğim. 4'ü e 4'lük keypet kütüphaneme. Gelen tuş değeri, tuş kodu alıyorum. Gelen tuş kodum arkadaşlar. Diyeze eşitse bunu ne için yapıyorduk? Bunlar karakterdi. Tek tanıdık içinde yazıyorduk. Diyece eşitse diyeceğim arkadaşlar. Yine diyece eşitse diyelim. Ne yapacak içerisine girecek? Tamam mı? Bastıysam ne yapacak? Benim string 3, string no 3 değerimle string no 1 değerimi karşılaştıracak. Yani şifrem doğru mu değil mi? Bunu karşılaştıracak. O yüzden arkadaşlar yine içerisine eğer ise değilseyi atıyorum. Bir tane daha eğer ise değilse attım. Eğerin içine. Hala değilse kısmı boş. Burada neyi demiştik arkadaşlar? Eşitlik kontrolü yapacağız. Bir tane daha eşitlik alıyorum. Eşitliğimi aldım. Şimdi strict no. Buradan strict no 2'yi kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya atıyorum. Tabi strict no 2 değil. Strict no 1. Yani benim şifrem. Yeni yazdığım yani 3'ü kullanıyordum şifre girme işlemlerinde. 3'e eşit mi diyorum. Diyelim ki Tamamı bastım. Şifrem birbirine eşit yani doğru şifreyi girdim. Ne yapacak? Klasik işlemlerden bir tanesi ekranı yine temizleyecek arkadaşlar. Ekranı temizlediyorum. Ekranı temizledikten sonra ne yapacak yine? Doğru şifre yazabilmesi için ikinci satıra gitmesi gerekiyor. Hemen ekranımı ikinci satıra taşıdım. İmlecim ikinci satırda şu anda ve buraya ne yazacak? birbiri eşit olduğuna göre ben doğru şifreyi girmişimdir. O yüzden arkadaşlar doğru şifre yazacak ekranda. Tamam doğru şifre de girdim. Ne yapacak artık? String no 3 değerimin içini temizlemesi gerekiyor. O yüzden hemen string no değerimi alıyorum buraya. 3 olarak değiştireceğim tabii. Şifre işlemlerine girdiğim için. Çift tırnak yapıyorum. Boş olarak ayarlıyorum tekrardan. Tamam doğru şifreyi girdim. Strict no içinde boşalttım. Ne yapacak? Led yakacağız artık. Benim ledim hangisi arkadaşlar? Burada. Yeşil ledim arkadaşlar. 12. pine. Kırmızı ledim arkadaşlar. 13. pine. Bağladım ben burada. Hemen ne yapalım? Arduino'nun kendi kodlarına geliyorum. 9. ses harfini yüksek yapı alıyorum arkadaşlar. Ne dedik? 12. pini yani yeşil ledimi bağladığım pin'im arkadaşlar yüksek yapıyorum. Ardından kopyalayayım. Burada yapmasam da olur aslında. Direkt kendisi de olabilir. Söndürüyorum çünkü biraz sonra. 13'te arkadaşlar. Düşük. Olsun. Yani burada doğru kodu girdiysem yeşilledim. Yanacak. Kırmızıledim. Sönük olacak. Herhangi karışık olmasın diye ikisini ne yazdım buraya. Ardından arkadaşlar birazcık bekleyeceğim. Tabi bu süreyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kapının durumuna göre örneğin bir araba geçecek diyelim. 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye ortalama bir süre olarak ekleyebilirsiniz. Ben şu an için 3 saniyelik bir bekleme atıyorum arkadaşlar. Tamam 3 saniye attık arkadaşlar. Doğru şifremizi girmiştik. Ne yapacak? 3 saniye sonra kapı kapanacağı için benden tekrardan şifre istemesi gerekiyor. Burada arkadaşlar kopyalıyorum şurayı. Tekrardan aşağıya ekliyorum. Beklemenin altına. Şu beklemeyi sileyim. Ekranı temizliyorum arkadaşlar. Burada birinci satır Birinci sütuna gideceğim şu anda. Birinci satır birinci sütuna git. Burada doğru şifre yazmayacak. Benden ne isteyecek arkadaşlar? Kapı açıldı diyelim. Doğru şifre dedikten sonra. Biraz beklettikten sonra kapıyı kapatacağım için arkadaşlar. Benden tekrardan şifre istemesi gerekiyor burada. Şifre giriniz olarak yazacak tekrardan. Tamam doğru şifreyi girdim. Burada üçüncü değeri boşaltmama gerek yok arkadaşlar. Çünkü yukarıda boşaltmıştım onu siliyorum. Burada arkadaşlar ne yapacak? İkisini de düşük olarak ayarlayacak. Yani yeşilledim. Doğru şifreyi yazdığımda yanıyor. Biraz bekletten sonra sönüyor arkadaşlar ve benden tekrardan şifrenizi giriniz diye bir bilgi geliyor ekrana. Tamam. Doğru girdiysem bu şekilde yani string 1 3'e eşitse bu şekilde. Şimdi kopyalıyorum arkadaşlar. Değilsin içine atıyorum bunu. Diyelim ki ben yanlış şifreyi girdim. Doğru şifreyi girmedim. Burada ise ne yapıyor arkadaşlar? Yine ekranı temizliyor. İmleci mi ikinci satıra alıyor. Burada arkadaşlar ne yazacak şu anda? Yanlış şifre olarak yazacak. Doğru şifre değil çünkü. Yanlış şifre olarak yazacak. Hemen burayı siliyorum. Yanlış olarak yazıyorum. Arkadaşlar birbirine benzeyen kodları genelde kopyalıyorum tek tek yazmamak için. Evet yanlış şifre yazdı. Yine string no 3 değerimi boşaltacak. Yanlış da olsa ben o değer içerisine yani 3. string içerisine bir değer girdim. Onu yine tekrardan sıfırlayacak. Yanlış girdiğim için arkadaşlar ne yapıyor? Bu sefer kırmızıyı yakıyor. Yani 13. yüksek olacak. 12. düşük olacak. Kırmızı ledim yanacak arkadaşlar. Ardından 3 saniyelik bir bekleme yapacağım. Ne yapacak? Kırmızı ledimiz de sünüşe geçecek yanlış şifreyi kontrol etmek amaçlı. 3 saniye bekledikten sonra ekranı temizleyeceğim. Yine bire bire gideceğim. Yine tekrardan şifre isteyecek arkadaşlar ve ikiledi de söndürür hale gelecek. Evet bu şekilde arkadaşlar doğru şifre girdiğimde veya yanlış şifre girdiğimdeki işlemleri yapıyorum. Tabi bir de ne var burada değilsemiz var bir tane daha. Bu neyin değil sesiydi? Kareye basılmadı ise yani ben kareye değil de rakamlara bastıysam şifre girme işleminde. Ne yapacak arkadaşlar? buradaki strikno 3 değerimi oluşturacak. Hemen arkadaşlar buranın kolunda yazacağım. Tabi bu da yine aynı kod olduğu için birazcık yukarıya çıkıyorum. Şuradaki arkadaşlar içteki eğri kopyalıyorum. Şöyle yana bir yere bıraktım. Biraz aşağı iniyorum. Parça parça aşağıya alacağım. Şurada arkadaşlar yine ben ABCD'ye basılı değilse işlemi yapacağım için aynısını kopyalıyorum. Bunu da arkadaşlar değilsin içine aldım. Yine ABCD yıldız ve kare tuşuna basılı değilse bizim string 3 değerime ekleme yapacak. Hemen bu iki yerine ne yazıyor arkadaşlar? 3 yazıyoruz. Bu string 2'yi nerede kullanıyorduk? Şifre değiştirme işleminde kullanıyordum. Eğer şifre girişi yapıyorsam string 3'ü kullanıyorum arkadaşlar. Gelen tuş arkadaşlar ne yapacak? String 3 ile birleştirip string 3 değeri içerisine atacak. Yani bu şekilde de yeni string 3 değerimi oluşturmuş olacak. İlmeciğim arkadaşlar yine ikinci satıra yazacak ki girdiğim rakamları sayıları görebileyim. da bunu ne yapacak? String 3 değerini ekrana yazdıracak. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün kodlarımızı yazmış olduk. Umarım anlaşılmıştır. Yani aralarında bir sürü değilse if kullandığımız için bunları karıştırmazsınız. Şimdi ne yapacağız? Bağlan diyorum arkadaşlar. Seri portumu bağlıyorum. COM4'lü benim seri portum. Seri portum bağladım. Robotlara geldiğimde buradaki yeşili göre biliyorum arkadaşlar. Birazcık yukarıya doğru çıkayım. Arduino program bulanı. Sağ tıklıyorum. Arduino'yu yüklediyorum. Ve sağ tarafta yükleme bölümüm geliyor arkadaşlar. Buradan Arduino'yu yüklederek arkadaşlar kodlarımı Arduino kart üzerine yükleyeceğim. Daha sonra arkadaşlar tekrardan bir kontrol yapacağız sizinle birlikte. Yaptığımız işlemler ilk gösterdiğim projeye benziyorum Yani çalışır durumda mı? Bunu kontrol edeceğiz. Ki siz de kodları doğru düzgün yüklediğinizi emin olabilin arkadaşlar. Burada bakacağız şimdi. Kodlarımız doğru yüklenirse herhangi bir hata vermezse testimizi yapacağız. Dediğim gibi burada yazımları dikkat edelim. Karakterlerde tek tırnak ya da boş bırakacaksak bu şekilde çift tırnak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu yazımlardan da ufak tefek yanlışlıklar oluyor. Evet, yükleme bitti dedi arkadaşlar. Yani kodlarımda herhangi bir hata yokmuş. Evet arkadaşlar, kodlarımız Arduino'ya yüklendi. Herhangi bir hata vermedi. Şimdi ne yapıyoruz? Testimizi yapıyoruz. Ne dedik? İlk önce LED'imizi yakmaya başlayalım. B'ye basıyorum arkadaşlar. Bizim B tuşumuz neydi? İşlem 2 olduğu durum. Yani LED'leri yakma durumumuz. İlk önce doğru şifreyi giriyorum. 1 2 3 4 yine. Buradan D'ye bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil renkli LED'imiz yandı. Doğru dedi ve tekrardan şifre istedi. Şimdi yanlış yazıyorum arkadaşlar. Diyez diyorum. Yanlış şifre diye bize belirtiyor. Şimdi arkadaşlar A'ya basıyorum. Ne diyor? Şifrenizi giriniz diyor arkadaşlar. Burada ilk önce doğru yazmam gerekiyor ama bu sefer ne yapayım? Şu şekilde girdim arkadaşlar. 493108 dedim. Tamam dedim. Şifre yanlış diyor. Şifre güncellendiği bir yazı gelmedi şu an. Bir daha şifre istiyor. Ne yapalım? 369 0, 8 52 1 4 7. Evet arkadaşlar, sıfırın 3'ten başlayarak arkadaşlar aşağıdan bu şekilde dolandık. Şifreyi giriniz dedi. Girdim. Yine yanlış. Şimdi doğru giriyorum. 1 2 3 4 oldu arkadaşlar. Tamam diyorum. Doğru şifre. Benden yeni şifreyi istiyor. Yeni şifre ne olsun arkadaşlar? 48 12 yaptım arkadaşlar şifreyi. Tamam dedim. Şifre güncellendi. Gördüğünüz gibi burada Ş şey karakteri kullanmışım büyük ihtimalle o yüzden yazıyı bozdu. Ne demiştik? Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz. Tamam şifremiz değişti. Şimdi B'ye basıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 demiştim. Tamamı bastım. Yanlış şifre. Yani bir önceki şifre artık burada kullanılabilir değil arkadaşlar. Rastgele yazdım. Yine yanlış. Ne yazmıştık? 48, 10, 2 dedim arkadaşlar. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi yeni şifremi kullanabilir duruma geçirmiş oldum arkadaşlar. Tekrardan A'ya bastığımızda ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Şifre değiştirebilmem için 48 12 yazmam gerekiyor. Çünkü şifrem bu. Tamam diyorum. Doğru şifre diyor ve yeni şifreyi istiyor. Tekrardan 1 2 3 4 yapalım arkadaşlar isterseniz. 1 2 3 4 dedim. Şifre güncellendi. B'ye bastım. 1 2 3 4 diyorum. Doğru şifreyi girdim arkadaşlar ve yeşil ledimi Yaktım. Burada dediğim gibi ledimiz sadece göstermelik arkadaşlar. Burada herhangi bir motor da kullanabilirsiniz. Farklı bir şey de yapabilirsiniz. Bizim asıl amacımız bu videodaki şifreyi değiştirebilmekti. Evet bu dersin sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek ders görüşmek üzere. İyi çalışmalar.